Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun başkan yardımcısı Recep Bey ile beraberiz ilk önce. Şimdi ben kendim kurumsal olarak da gençlikle ilgili bir kurumda yönetici olarak çalışıyorum. Murat Başkanımızın daha önce görüşmelerimizde ben sporla da ilgilendiğim için amatör spor maçlarını izlerken tanıştık. Bu arada böyle bir oluşumun içine giriyorum. Sizin de desteğinizi bekliyorum derken ben kendisini kıramadım. Bizim uğraştığımız gençler bilinçli gençler. Ama bir de sokakta, çevrede olan gençlerimizin bu değişik kötü alışkanlıklar ve bağımlılıktan kurtulması için yapılan bir çabasını gördüm. Ve de ben ona katkı sağlamak için bu teklifini kabul ettim. Beraber bir yola girdik. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya, çaba sarf etmeye gayret ediyorum. Umarım buradaki toplantıda da değişik görüşler, başkanların değişik önerileri, hep gençler adına güzel söylemler oldu. Hepsini dikkate alıp Ankara'da bu önerileri dikkate alarak neler yapabileceğimiz konusunda daha da değişik projelerimiz olacak. Umarım gençliğimiz için, Ankara AKSF için güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Kalabalık bir grup vardı. Bayağı da bir gelen grup yöneticimiz var. Herhalde şey yoktu. Fazla gelmeyen kimse yok. Evet, demek ki çalışmalarımız herkes için inandırıcı olduğunu düşünüyorum. O yüzden katılım fazla oldu. Herkesin bir katkı sağlayacağını düşünerek, yani konuyu ciddiye aldıklarına inandığım için ben de bundan kalabalık olmasından mutluluk duydum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başkanım, evet, içeride bayağı bir projeleri falan konuşuldu. Evet, konuştuk. Biz zaten ilgiyle takip ediyoruz. Ali abimiz de bu sefer gelemedi. Top bizde kaldı. Evet. Şeyden başlayalım. Nasıl geçiyor? Evet. Öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Zahmet ettiniz, buraya kadar geldiniz. Bizleri yalnız bırakmadınız. Bizi son derece sevindirdiniz. Teşekkür ederiz. Tabii ki Ankara 13. Başkanlar Kurulu'nu bugün itibariyle icra ediyoruz, devam ediyoruz. Dün toplantımız vardı. Gerçekten çok güzel bir katılım vardı. Her senekinden daha farklı düşünce ve görüş ortaya çıktı. İnsanlar daha özgürce fikirlerini söylemeye başladılar. Tabii ki kulüplerimizin amatör spor federasyonu çalışmalarının neticesinde kulüplerimizin hatta kendilerini yenilemeye, geliştirmeye ihtiyaç hasıl olduğunu göz önüne serildi. Tabii insanlar kulüp başkanlarımız biraz daha fazla yorulacaklar, biraz daha fazla üretecekler. Biz de tabii ki bunun üzerine çok daha şey katmamız lazım. Tabii ki baktığımızda Başkanlar Kurulu, evet ismi belki Başkanlar Kurulu ama camiada hakikaten bir sezon içerisinde yaşanan olumsuzlukları, küskünlükleri, dargınlıkları bir anlamda burada barıştırma. Onları tekrar bir araya getirme, gönül alma, hasbihal etme, bir iki günde olsa dinlenme bir organizasyonu. Ve gerçekten amatörlere buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sadece Ankara'da değil, Türkiye'de bu tür etkinliklerin yapılması, emin olun alttan gelecek gençlerimize, oradaki hem çalıştıracağımız hem başkanlarımızın daha dinamik, daha zinde bir şekilde hem kulüplerin hem çocuklara daha faydalı olabileceklerini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu organizasyonun herkese örnek olmasını örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar önemsenmek istiyor, insanlar değer görmek istiyor. İnsanlar ne kadar değer verirse, ne kadar önemserseniz o kadar daha çok verim alırsınız. Çünkü bu insanlar baktığınızda hiçbir zaman bir bedel karşılığında bir çıkar ve menfaat uğruna bir şey yapmıyorlar. Bu işi çok sevmeleri, çok çaba sarf etmeleri ve çok istemeleri. Dolayısıyla artık bu bir hastalık haline dönüşmüş. Ben her zaman şunu söylerim. Keşke bu işin bir tedavisi olsa, yani ilk önce gidip tedavi olacak kişilerden birisi benim. Çünkü yok, hakikaten, hakikaten yani biz bu işi seviyoruz ama yani bir tarafımız ya artık yeter diyoruz. Gerçekten çok yorulduk diyoruz ama diğer taraftan da kopamıyoruz. Çünkü sorumluluk duygusu insanları çok fazla zorluyor. Yani ister istemez şunu diyemiyorsunuz. Ne olsa olsun hadi bana eyvallah ceketimi alıp çekip giderim. Mantığı ve düşüncesi, evet bazen insanlar çok hoş geliyor. Çok böyle çabuk sıyrılma gibi geliyor olaylardan. Ancak bir tarafa dönüp baktığınız artık siz değilsiniz. O geçmişte kalmış. Murat Kandazoğlu ve Recep Ali Er olarak o kişi olarak belki
birkaç kişiyle 3-5 kişi ikna etme, ama şimdi öyle bir şey, bir kitle hitap ediyorsunuz. Birçok inanan insan var arkanızda, size güvenli insan var. O insanlara bir şey vermek ve üretmek durumundasınız. Dolayısıyla bu sorumluluk gerçekten beni ve arkadaşlarımı çok fazla, haddinden fazla yoruyor. Çünkü bizim anlayışımız şu. Bir göreve geldik, bu görevi en iyi şekilde icra etmemiz lazım. Ne olursa olsun. Biz seçimi kazandık, ertesi gün çalışmaya başladık. Hep genelde şu olur baktığınızda, hele bu sene bir geçsin, daha sonra bir şeyler yaparız gibi. Ama biz o olmadı. Biz ertesi gün başladık genç spor yerel yönetimlerin peşine koşmaya. Tesisleri nasıl yapabiliriz, nasıl üretebiliriz, nasıl bir farklı proje getirebiliriz. Bunun çabası içerisinde olduk ve bu toplantıda görmüş, sizler de hep beraber gördük. İnsanlar şunu söylemesi beni çok mutlu etti. Evet başkanım, gerçekten çok çalışmışsınız. Yani bunlar orada gidip mutlaka çay veya kahve içilmeye gidilmedi. Mutlaka bir amaç için gidildi, bir proje için gidildi ve sonucunda da zaten faaliyetlerimizde bunlar yansıdı. Evet, burada en çok üzerinde durulan konulardan bir tanesi tesisleşme. Biliyorsunuz tesisleşme noktasında bütün başkanlarımızın önceden toplantılarımızda şu olurdu. Belki geçmişi hatırlamayabilirsiniz. Genelde 19 Mayıs eksenli bir toplantı olurdu. Yani maçlarımız yazılmadı, hakem hatası, farklı yani sürekli futbol konuşulurdu. Ama sabah küp bölümümüze baktığımızda yaklaşık 2,5 saatlik dilimde biz futbol konuşmadık, spor konuştuk. Evet. Spora yönelik neler yapabileceğimizi, yaptıklarımızı, yapabileceklerimizi projeleri ortaya koyduk. Bu önemliydi. Yani burada sadece sivil toplum kuruluşlarının yapması gereken budur. Bir şey üretmek ve dolayısıyla biraz fazla olacaksınız ve inşallah bunu ilerleyen zamanlar STK'ların önemi çok daha fazla anlaşılacaktır düşünüyorum. Öğlen söküğü bölümünde tabii ki kulüplerimize söz verdik. Tabii onları dinlememiz gerekiyor. Onların da fikir ve düşünce ve önerilerini almamız gerekiyor. Hakikaten çok güzel fikirleri olan, çok güzel düşünceler olan arkadaşlarımız çıktı mikrofonda kürsüde konuştular. Ve bazı arkadaşlarımız kendi kulüp modellerini anlatmaya çalıştı. Evet, o çok önemli. Evet. Bunlar gerçekten çok güzeldi. Yani bir sent kulübünün yapmış olduğu çalışmanın neticesinde düşünebiliyor musunuz? Atıyorum, Varoşlar'dan gelen bir çocuk bir sene sonra Avrupa'da, Almanya'da, Danimarka'da veya İskoçya'da bir turnuva katılma hakkı elde ediyor. Ve orada izlenebiliyor, orada takip edilebiliyor. Bunlar güzel şeyler. Ve ailelerle, oradaki semtle iç içe oluyorlar, kaynaşıyorlar. Bunlar önemli şeyler. Bunlar güzel örnekler. Ben istiyorum ki tüm kulüplerimizin bu noktada emek sarf etsin, çalışma sarf etsin. Biz de federasyon olarak Sayın Başkanım, bizler bakın şu model, atıyorum isim vererek konuşacağım, Çayırlı Spor Kulübü'nün yapmış olduğu çalışmalar gerçekten çok güzel. Ya bu arkadaşımız nasıl bu işi yaptı? Sayın Hocam, bunu bize izah eder misiniz? Veyahut da sizin telefonunuzu verin, biz de bununla ilgili ne gibi çalışma yapabiliriz gibi aslında orada sorular olması gerekirdi. Çünkü biz bu tür kulüplerimizi, futbol kulübü, spor kulüplerimizi oluşturmamız lazım. Yani futbolun dışına çıkmamız lazım. Çünkü gençlerimizin hepsi futbolu seviyor anlamına gelmez. Futbolun dışındaki diğer branşın yetenekli olan genç çocuklarımız var okullarda özellikle. Dolayısıyla tabii bunları yapabilmek için tesislere ihtiyaç var. Biz de bu konuda tesisleşme noktasında özellikle AKM alanıyla alakalı yapmış olduğumuz çalışmaları dile getirdik. Yine yerel yöneticiler yapmış olduğumuz faaliyetleri ve çalışmaları dile getirdik. Genç Spor Bakanlığı ve Genç Spor'la yapılan çalışmaları dile getirdik. İşimizin zor olduğunu çok biliyoruz. İşimiz gerçekten çok zor. Çünkü sizler bir bütçeniz yok bunları yapabilmek için. Sadece bu insanları harekete geçirmeniz lazım. Proje üretip bu projeyle gerek Avrupa Birliği'nden gerekse Genç Spor'dan projeler karşılığında bir şey üretmeniz lazım. Bununla ilgili bir organizasyon kurulu kurmuştuk. Gerçekten arkadaşlarımız hakikaten çok iyi şekilde bu işi organize etmeye başladı. Ayrıca bir de proje koordinasyon kurulu gibi bir kurul oluşturduk. İnşallah bu hem Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuza hem de bize bağlı olan kulüplerimizin Alessa Spor Kulübü'nün de bir örneğini vermişti. Ben dedi 3 yıl önce kurulan bir kulübüm dedi. Benim oturacak sandalyem daha yoktu ama şimdi benim 7-8 tane çalışanım var ve benim her türlü teknolojik alete, edevata hepsine sahibim dedi. Neyle? Projeyle. Proje yaparak. Şimdi bunu
Biz diğer kulüplerimize uygulamaya başlayacağız. Arkadaşlarımız ortak bir çalışmaya girdik. Amacımız burada bizim Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak başkentte yaşıyoruz ve başkent olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Ve tüm Türkiye'ye buradan dolayı örnek olmak yapacağımız çalışmalarla. Belki batıdaki kulüplerimiz federasyonu daha çok şanslılar. Daha çok spora ilgi alakalı yerel yöneticilerimiz var. Daha çok sporu seven iş adamlarımız var. Ama merkeze biraz daha doğru gidildiği zaman bu azalıyor. Ama bunu da sevdirmenin yolu bizim gibi STK'ların çalışması ve insanlara bir şey vermesi ve o insanları da bu sporun içine çekme, o gençlerle buluşturmasıdır. Şimdi futbol sahalarında en büyük de bunun insanların uzak durmasının en büyük sebeplerinden nedir? Şimdi biz geçmişte baktığımızda Ankara Amatörü'nde çok ciddi kavgalar, efendim çekişmeler, bir takım olumsuzluklar var idi. Ama işte bu yapmış olduğumuz başkanlar kurulu bu proje onları bir anlamda ortadan kaldırdı. Ben biraz buna geldim. Evet. 2 sene önceki başkanlar kuruluna kendim geldim. Oradaki tartışmaları hatırlıyorum. Evet. Biraz daha sen şu maçta şöyle yaptın, sen şu kupada şöyle yaptın. Evet. Bu toplantıda ben onları görmedim. Çok ufak tefek fikir değişiklikleri, şeyleri oldu ama artık kulüpler de belki de federasyona olan güvenden kaynaklı bir durum. Evet. Federasyonun hakkaniyetli kararlar verdiğini bilmesinden. Evet. Öyle bir tartışmalar yaşanmadı. Dediğiniz gibi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan görevliler geldi. Evet. Projeleri anlattılar, neler yapılması gerektiğini. Diğer örnek kulüpler. Bu sefer başkanlar kurulunun havası gerçekten farklıydı. Ben öyle hissettim. Evet. Ben de gerçekten çok memnun oldum. Yani çok seslilik her zaman insanı başarıya götürür. Çünkü insanlar şunu hiçbir zaman kim olursa olsun ben bütün arkadaşlarıma bunu söylüyorum. Asla korkmayacağız. Efendim bu camiada bizler bir göreve geldik. Bizler de bir gün mutlaka bırakıp gideceğiz. Yerimize başka insanı gidiyor. Ama biz insan yetiştirmemiz lazım. Yeni yöneticiler yetiştirmemiz lazım. Yeni bu işe sevdirecek, bu işe sırtlayacak, götürebilecek heyecanlı arkadaşlar bulmamız lazım. Diğer yerlerde Ankara'mızı temsil etmemiz gerekiyor. Bu bir bayrak yarışıdır. Dolayısıyla bu tür şeylerin olması, bu tür sesliklerin olması, bu tür şeylerin konuşulması beni çok mutlu eder. Çünkü farklı fikirler çatıştığı zaman doğruyu bulursunuz. Ama yüzü olan taraf şurası, dediğim gibi yani 19 Mayıs'ta şu oldu, maçta şu oldu, bu oldu değil. Yani nasıl yapabiliriz diye. Ama bazı tabii ki olumsuzluk olabiliyor. Bunlar normal olacaktır. Biz büyük bir aileyiz, geniş bir aileyiz. Bu aile içerisinde herkesin görüşünü, düşüncesine, fikrine saygı duyacağız. Herkesi dinlemesini bileceğiz. Yapmış olduğu eleştiri de saygı duyacağız. Kızmayacağız. Çünkü o da bizim insanımız. Onu da kazanmak, onu da doğru olan neyse belki biz yanlış düşünüyoruz. O bizi belki doğruya sevk edecek. Dolayısıyla şu bir gerçek. Hiç kimse kusursuz, hatasız değildir. Herkes yönetim olarak, başkan olarak, kulüplerimiz olarak, sporda herkesin hatası vardır. Ama bu bilinçli değildir. İnsanın elinde olmadan, efendime söyleyeyim, insanlar istem dışı yapılan bir takım hareketler vardır. Bunları normal ve anlayışla karşılayacağız. Ama art niyetli davranışlar olduğu zaman zaten biz onu biliriz. Zaten onlar kendilerini bilir. Dolayısıyla bu camiadan onlar kendilerini usulca çekilip giden insanlar. Oluyor da zaten buna benzer şeyler. Dolayısıyla biz kavgayı, dedikoduyu, efendime çekişmeyi bir kenara bırakacağız. Amacımız tek, düşüncemiz tek, fikrimiz tek. Ne için? Amatör spor kulüplerinin muhtesem olan kulüplerimizi daha iyi şartlarda mücadele ettirmek, daha iyi tesire kazandırmak ve onlarla birlikte daha yukarılar emin adamlarla yürümek. Onun için bu yolda herkese çok önemli görevler düşüyor. Sadece yönetimimizden atılmasın işler. Çok değerli başkanlarımız var. Çok güzel fikirler ortaya koyuyor. Ve biz bunları alıp uygulamaya sokuyoruz. Hayır bu insan, yani bu dışarıda bir kişidir. Başkanlar ne olacak? Asla demedik demeyeceğiz. Çünkü bunu dediğiniz zaman kaybedersiniz. Her şeyi düşünemeyebilirsin. Her şeyi sen bilemezsin. Mutlaka senden daha iyi bilen arkadaşlar vardır. Onun için bu anlayışla bakmak lazım diye düşünüyorum. İnşallah Ankara'mız başkent tabii ki gerçekten önemli bir kent. Önemli bir metropol şehir. Bunun kıymetini değerini bilmemiz lazım. Ben başkenti seviyorum. Ankara'yı seviyorum. İnsanlarını seviyorum. Sporcu camiasını ve bu camiyi seviyorum. Onun için herkes kendini severse zaten sorun kalmaz. Başkanım şimdi bu hem profesyonelleri hem amatörleri ilgilendiren bir 19 Mayıs spor kompleksi evet. Sorunu var. Ama profesyoneller, profesyonel kulüp yöneticileri bu konuyu o kadar fazla ele atmazken amatör spor kulüpleri federasyonu hem projeleriyle hem ilişkileriyle, görüşmeleriyle bu soruna bir çözüm bulmaya çalışıyor. Evet. Siz son durum nedir? Bir gelişme, değişiklik bir şey var mı? Şimdi tabii ki biz
senin de yakından takip etmiş olduğun bir hakem alanımız var. Yani neden hakem alanı? Bugün dünyada bütün stadyumlara baktığınızda, spor tesislerine baktığınızda öncelikle güvenliktir. Ulaşımdır. İnsanların ve velilerin çok rahatlıkla gelebileceği ve spor yapıp tekrar evlerine güvenli şekilde döneceği alanlardır. Şimdi bizim başkentin çevresine baktığınızda çok değişik alanlarda stadyum ve spor tesisleri yapılması gündemde. Ama bir de şunu düşünmek lazım. Tamam, biz oraya stadyum ve tesisler yapalım. Nasıl ulaşım sağlayacağız? İnsanları güven nasıl getirip götüreceğiz? Ve insanların tabii ki toplu taşıma araçlarını kullanması gerekir. Herkesin arabası olmayabilir. Yani herkes oraya belli saatte gecesini döneceksiniz. Bunlar nasıl yapılabilir? Ve ikincisi, en önemli şey tabii ki bizim o hakem alan dediğimiz, İkinoğlu'nun 1 ve İkinoğlu alan dediğimiz tam şehrin merkezinde, göbeğinde. Evet. Siz buraya amacına uygun spor tesisleri yaptığınız zaman, sadece spor tesisi demiyorum bakın, kültür sanatla da bu işin içerisine katacaksınız. Amacına uygun alışveriş merkezine koyacaksınız. Yani burada çok katlı yapılaşma değil. Yeşil alanda olacak, spor alanda olacak, sanat alanda olacak. İnsanlar oraya sabah evinden çıktığı zaman, şimdi bir aile reisi tabii futbolu, sporu çok sevebilir. Ama evden çıktığı zaman çoluk çocuğunu alıp yanına, o hep beraber gidip akşama kadar orada vakit geçirip dönebilecek imkan yaratmanız lazım. Artık dünya buna doğru gidiyor. Ve baktığınızda da bütün illerde, metropol şehirlerde artık yapılan sitelerde aileleri dışarı salmıyorlar. O sitenin içerisine kalıyor. Evet. Bu olmasa gereken budur. Çünkü zaman çok önemlidir. Çok değerlidir. İnsanlar o kadar geniş ve zamanı yok. Dolayısıyla aile, ben çocuğumla, eşimle vakit de geçirmem gerekiyor. Sizin de geçirmeniz gerekiyor. Sayın Başkanımızın geçirmesi gerekiyor. Kimisi tiyatroyu sever, kimisi sinemayı sever, kimisi futbolu sever, kimisi basketbolu sever. Şimdi bu alanı çok iyi şekilde planladığınız zaman bu model bir şehir olur. Model bir proje olur. Model bir proje olur. Yani böyle bir imkanı neden, efendime söyleyeyim, siyasetçilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız veya kulüp başkanlarımız neden bu kadar bu işinize düşmezler anlayamıyorum. Mutlaka değişik efendim düşünceler vardır. Kabul ediyorum. Ama Ankara'daki bizim arazimiz oldukça fazla. Buna benzer o kafadan geçen düşüncelerini projeler hayata geçirebilecek alanlar, çok daha güzel alanlarımız var. Ama bırakalım Varaşo'dan gelen insanların rahatlıkla ulaşabileceği ve güvenliğin çok iyi seviyede olduğu bir alanı ve metro ağının da dört tarafını çevrilmiş olduğu bir alanı lütfen insanlara spor tesisi, dinleme alanı, bunu Gençlik Parkı'nda katabiliriz. Bakın orası evet. 1, 2, 3, 5, 6'ya kadar gider. O aksi düşündüğünüz zaman tarihi, kültürel ve spor alanları gerçekten, efendime söyleyeyim, müthiş bir şey olur. Yani şu anda siyasi iradenin kararı sadece bu belgeye çıkmıyor. Yoksa bir set alanı falan... Şimdi burada şu var bakın. Yani tabii siyasi irade olarak düşünmemek lazım. Burada sivil toplum, demin dediğiniz profesyonel takımlarımız. Bugün çok ciddi spor adamlarımız var ilimizde. Yani Ankara'da çok ciddi yetişmiş, halen devam eden ve bu işi bırakmış çok önemli kanaat önderlerimiz var. Bu işe sahip çıkmaları lazım. Şimdi insanlar bu tür makamları, konumları kullanarak çok şeyler elde ettiler. Şimdi çok şey aldılar. Şimdi verme zamanı. Evet. Şimdi vereceksiniz. Yani bir Ankara gücümüz var. Çok özür dilerim, gireceğim. Herkesin şu anda Ankara'nın en büyük sorunu bir tanesi. 100 yıllık bir kulüp. Bakıyorsunuz, tamam mı? Sizin ciddi anlamda bir seyirci potansiyeliniz var. Gençler Birliği Spor Kulübü 1923'te kurulmuş, Cumhuriyet'e eşit olan bir efendim kulübümüz. Ve çok ciddi bir yapılaşması var. Gerek tesis anlamında, gerekse kurumsallık anlamında. Ama bakıyorsun her iki başkanımızın da bu noktada söylemleri çok cılız. Çok cılız. Ondan sonra yine başkentimizde özel federasyonun birçok başkanımız burada. Federasyonlar burada. Evet, 52 federasyonumuz Ankara'da. Ankara'da. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor. Evet, biz buralarda alanı, spor alanı. Ya atletizmin tesisi ihtiyacı yok mu? Güreşin tesisi ihtiyacı yok mu? Halterin tesisi ihtiyacı yok mu? Şimdi baktığınızda her taraf dökülüyor bir anlamda. Yani bunu yaptırmak için, bunları birazcık harekete geçirmek için... Evet, herkesten bir şey beklemek değil. Yani bunu kötü niyetli olarak değil ve birilerine karşı gelmek anlamda değil. Biz sadece ve sadece gençliğe ve spor yatırım yapılması için bunu söylememiz lazım. Bunu da insanlara bir siyasi malzeme olarak vermememiz lazım. Bunları çok fazla böyle medyaya düşürmeden, çok fazla orayı böyle düşürmeden ikili ilişkiler çözebilecek şeylerdir bunlar. Evet. Bir yere gelip oturup toplu bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakan'a ve Bakan'a giderek
çözülebilecek şeylerdir. Ama organizede sıkıntı var. Biz bunu yapmaya çalıştık ama tabii ki bu sesler siz yapın biz gelelim. Ya bir gün de siz yapın biz gelelim. Şimdi elbette ki bizim yaklaşık olarak baktığımızda 100-150 bin yakın insan bir kaynağımız var, amatör spor camiası olarak. Bu caminin sesine kulak vermek durumundayız. Maalesef federasyonumuz yeterince geçmişte tanıtılmamış, bilinmemiş, öğretilmemiş. Ama inşallah ben şunu da yapmaya çalışıyoruz. Biz gerçekten çok büyük bir sivil toplum kuruyoruz spor adına. Evet. Bizim işimiz siyaset değil, bizim işimiz gençlikle. Bugün bakıyorsunuz sokaklardaki çocuklarımızın haline akıllı telefonlar ve bu çocuklar başıboş şekilde sokaklarda geziyorlar. Spor kulüplerine ihtiyaç var. Mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğine ihtiyaç var. Evet. Hocam, ben bu spor başkentinin yıldızları ödülleri için adayları araştırırken şöyle bir şeye denk geldim. Ankara'da atletizm takımı yok ama sporcular Ankara'da sporcular. Evet. İstanbul takımlarında mücadele etmek zorundalar. Kulüplerimiz, profesyonel kulüplerimiz amatör branşlara daha fazla yönelmiyorlar. Amatör spor kulüpleri son 2 yıldır amatör branşları, futbol haricindeki branşları sahiplenmeye çalıştı. Evet. Bununla da ilgili ciddi bir organizasyona ihtiyaç var. Ankara takımlarının diğer branşlarda da başarılı mücadele etmesi için. Evet. Enteresan geliyor. Yani sıkıntılar çok kaynaşmış. Ya aslında sıkıntılar çok gibi gözükse de çok basit. Yani bunlar yaklaşık 1-2 ay içerisinde çözülebilecek konular. Evet. Yani biz gözümüzle bazı şeyleri büyütmek, yani işleri çok fazla büyütüyoruz. Yani baktığınızda önünüzde devasa sorun var. Acaba biz nasıl bu işi yapabiliriz? Ya bırak hele şöyle kalsın diyoruz. Aslında başladığınız zaman ne olursa olsun doğru ve yanlış. Bir şey başlarsınız bitiyor. Evet. O anlamda bir yerden başlamak lazım. Yani sürekli olarak konuşurken sürekli konuşmak, bir şey tartışmak bize bir şey kazandırmaz. Onun için bizim artık çalışmaya ihtiyacımız var, üretmeye ihtiyacımız var. İnşallah bunu da hep beraber başaracağız. Elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızla bizi gururlandırıyor. Sağ olun. Hep beraber inşallah. Hep beraber inşallah daha güzel şey yapacağız. Evet. Sağ olun.